Merhaba arkadaşlar. En 5 ile Arduino derslerimizin bu videosunda potansiyometre kullanımından bahsedeceğiz. Potansiyometre devreye nasıl bağlanır ve en 5 5'te değer nasıl okunur bunları öğreneceğiz. İlk önce şöyle Fritz uygulamamızı açıyorum ve devre bağlantılarımızı burada yapacağız. Şöyle biraz aşağıya doğru alıyorum bunu. Ve bir tane mikro işlemciler içerisinden Arduino Uno'yu ekliyorum. Arduino onu ekledikten sonra bir de üst tarafa çıkıyorum giriş içerisinden potansiyometremi alıyorum şöyle potansiyometreyi birazcık yakınlaşalım potansiyometre arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane pinimiz bulunuyor en soldaki pinimiz ister GND'ye istersek 5 volta bağlayabiliriz yine en sağdaki pinimiz de ister GND'ye istersek 5 volta bağlayabiliriz Tabi bu iki pinden birisi GND birisi 5 volt olacak şimdi ortadaki pinimizi ise A0 ile A5 arasında istediğimiz herhangi bir pine bağlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık alanımızı ayarlayalım ve bağlantılarımızı yapalım. Potansiyometremi port üzerine yerleştiriyorum. Ve soldaki pinimi şöyle GND üzerine bağlıyorum. Dediğim gibi bunu 5 volta da bağlayabilirsiniz. Nasıl bir farklılık olur? Hemen şuradan ilk önce bağlantıyı yapalım. Siyah renk olarak GND'yi seçtik. En sağdakini de 5 volta bağladık. Rengimizde de kırmızı olarak seçiyorum. Şöyle kabloyu birazcık ayırabilirim. Şimdi GND ve 5 volt bağlantımızı gerçekleştirdik. Ortadaki pinimizi ise buradan A0'dan A5'e istediğinizde yerleştirebilirsiniz. A0'a bağladık. Rengimizde yeşil renk yaptık. Şimdi arkadaşlar ne dedik biraz önce? İster GND'ye ister 5 volta bağlayabilirsiniz. Ki nasıl farkı olur? Şöyle arkadaşlar şurada çevireceğimiz bir bölüm var. Bunu soldan sağa doğru çevirirken biz eğer soldaki pini GND'ye sağdaki pini 5 volta bağladıysak bizim değişen değerimiz sıfırdan 1023'e kadar artacak soldan sağa çevirirken. Ama ters bağlantı yaparsak yani soldaki pini 5 volta sağdaki pini GND'ye bağlarsak bu sefer de soldan sağa çevirirken bizim sayı değerimiz düşecek. Yani 1023'ten 0'a doğru düşecek. Tek fark bu arkadaşlar bağlantıyı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Kodlama kısmına geçiyoruz. En blok 5'i açıyorum. Ve arkadaşlar kodlamaya başlayacağım. Şöyle hatırlatayım. Aşağı doğru indim. Mod anahtarı diyor. Yani biz iki şekilde kodlarımızı yükleyip çalıştırabiliyoruz. Birincisi yükle modu. ikincisi canlı modu. Şimdi canlı modunu seçiyoruz. Canlı modunu seçtikten sonra olaylara geliyorum ve burada arkadaşlar yeşil bayrak tıklandığında aktif oluyor. Biz de yeşil bayrak tıklandığında istediğimiz işlemleri yaptıracağız. Şimdi yeşil bayrak tıklandığında biz ne yapmamız gerekiyor? Potansiyometredeki değişikliği sürekli olarak fark etmemiz gerekiyor. O yüzden kontrole gidiyorum. Buradan sürekli tekrarlayı alıyorum. Sürekli tekrarlayı aldık. Ama burada arkadaşlar bir seri port yok. Yani 3 seri portu burada bulamıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Biz değişken üzerinde okuma yapacağız. Değişkenlere geliyorum. Bir değişken oluştur diyorum. Ve burada istediğim herhangi bir isimde bir değişken oluşturuyorum. İsmine pot verdim. Potansiyometrenin kısaltılmışı. Şöyle değişkenimi çift tıklıyorum. Şeklini değiştirdim. Şöyle bizim kuklamızın üzerine yerleştirdim. Ne yapacak? Sürekli olarak potansiyometre değerimi yapacak. Ama ne yapacak? Pin içerisine geliyorum. Analog sıfır pinini okutuyorum. Burada arkadaşlar biz sıfıra bağlandığımız için burası sıfır olarak kalacak. Siz 2, 3, 4, 5'e bağlı değilseniz bunları değiştirebilirsiniz. Şimdi ne yapmış olduk? Biz sürekli olarak A0 değerini potansiyometre değişkenine aktarmış olduk. Ve bunu da ne yapacağız? Buradaki sayıda göreceğiz. Geliyorum aşağıya bağlan diyorum. Bağlan dediğimizde tüm bağlanabilen ayıkları göster diyorum. Burada arkadaşlar Arduino'nun bilgisayara bağlı olması gerekiyor ki burada COM bağlantısını görebiliriz. Evet COM4 bağlantısı burada görünüyor. Bağlan diyorum. Bağlantımız gerçekleşti. Şimdi kodumuzun gereği yeşil bayrağımıza tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi değişkenimiz üzerine değerimiz geldi. Biz ne yapmıştık? Soldaki pini eksi yani GND sağdaki pini 5 volt yapmıştık. O yüzden arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sağ tarafa çevirirken benim sayı değerim artıyor. En son da 1022-1023 arasında değerler giriyor. Sol tarafa çevirirken azalıyor. Burada arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Soldaki değer ne? Eksi. Sağdaki değer artı. Biz soldaki değeri doğru çevirirsek azalıyor. Sağdaki değeri doğru çevirirsek artıyor. Şimdi bunu ters çevirdiğini düşünün arkadaşlar. Yani şöyle Fritzing'e geliyorum. Şuradaki bağlantılarımızı yer değiştirirsek şunu şöyle aldım şöyle arkadaşlar sağdakini gnd'ye soldakini 5 volta bağladım şimdi ne yapıyoruz tekrardan kod bölümüne geliyorum şu an ters çevirdik ve buradan bağlantılarımız da ne yapıyoruz değiştiriyoruz arkadaşlar ki biraz sonra kodlarımızı inceleyebilirim şimdi çalıştırıyorum Evet bağlantılarımız gerçekleşti şimdi bakıyoruz arkadaşlar sağ tarafa doğru pardon sol tarafa doğru çevirirken bu sefer soldaki pinimiz 5 volt bağlantısı olduğu için ne oluyor? Sayı değerimiz artıyor. Sağ tarafa doğru çevirirken eksiye doğru gittiği için bizim sayı değerimiz azalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol ve sağ pinin farkı bu. Siz sola GND bağlarsanız sola çevirdikçe azalır. Sağa GND bağlarsanız sağa çevirdikçe azalır. Aradaki farkımız bu arkadaşlar. Şimdi gelelim Canlı modunu kullandık bir de yükle moduna. Şöyle kodlarımın hepsini siliyorum. En baştan ayarlıyoruz. Yine bir değişkenimiz var. Yine değişken üzerinde okuma yapacağız. Ama arkadaşlar şimdi yükle modundan biz buradaki değişkene bir değer aktarabilmemiz için bizim bir uzantı eklememiz gerekiyor. Hem aygıtlara hem kukla içerisine. Biz çünkü değişkeni kukla içerisinde kullanacağız. Aygıtlardan da kuklaya bir veri göndereceğiz. Bunu nasıl yapıyorduk? Uzantıya geliyorum. Buradan yükle modu yayın alıyorum. Ekle diyorum aşağıdan. Evet yükleme modu yayınım buradaki aygıtlar içerisine eklendi. Şimdi kuklalara geliyorum. Yine uzantıya tıklıyorum. Buradan da yine yükleme modunu buraya ekliyorum. Şu an hem aygıtlar içerisinde hem kukla içerisinde benim yükleme modu yayınım var. Artık bunu kullanabilirim. Aygıtlara geldim. Yükleme modu yayınına geldim. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Bir değer göndereceğiz. O yüzden olaylardan Arduino programı başladığında diyorum. Yine Arduino programı başladığında ne yapacak? Kontrole gidiyorum. Sürekli tekrarla diyorum arkadaşlar. Sürekli olarak değer göndermesini istiyorum. Potansiyometre değerini sürekli olarak kuklaya gönderecek. Ama nasıl gönderecekti? Yükleme modu yayını ile. Geliyorum arkadaşlar buraya. Yükleme modu iletisini gönder diyor. Bir de yükleme modu iletisi gönder. Bir de değeri var içerisinde. Bu değer olduğunu alıyorum şimdi. Buradaki mesaj yazan yere istediğiniz herhangi bir bilgiyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Buraya pot diyorum. Potansiyometre yazabilirsiniz. Değer yazabilirsiniz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Yine pot diyorum buraya ben. Değer olarak bu mesaj pot mesajı değer olarak ne taşıyacak? Hemen pine geliyorum. Analog sıfır içindeki değeri ne yapacak? Pot mesajı içindeki bilgiyle taşıyacak. Tamam buradan sürekli olarak biz artık pot mesajını gönderiyoruz. Bu pot mesajını almamız gerekiyor. Geliyorum kuklalara. Kuklalara geldim. Şimdi buradan da arkadaşlar iki şekilde alabiliriz. İlk önce yeşil bayrak tıklandığında olarak alıyorum. Yeşil bayrak tıklandığında ne yapacağız? Kontrole gidiyorum. Sürekli tekrarla diyorum. Sürekli olarak burada da yükleme modu yayınından gelen bilgiyi alacağım. Nasıl alıyorum arkadaşlar? Şuradaki aşağıdaki mesaj değeriyle alıyorum. Aldık bunu. Ama gördüğünüz gibi bu herhangi bir yere bağlanmıyor. Bunu bir değişken içerisine veya başka bir şeye eklemem gerekiyor. Geliyorum değişkenime. Pot değişkenimi burada da kullanacağım dedim. Aldım pot değişkenimi. Şuraya ekledim. Tabi burada ne yazması gerekiyor arkadaşlar? Biz aygıtlardan mesajın ismini ne verdiysek burada alırken de aynı ismi kullanmamız gerekiyor. Evet pot mesajını aldık ve pot değişkeni içerisine aktardık. Hemen çalıştıralım nasıl yapacağız? Şöyle Aygıtlara geliyorum. Yükle seçili. Yükle diyorum arkadaşlar. Kodlarımın yüklenmesini bekleyeceğim burada. Kodlarımız yüklendi arkadaşlar. Şimdi yeşil bayrağı tıklıyoruz. Ve potansiyometremizi şu şekilde çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi yine potansiyometremiz içindeki değeri değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yükleme modu yayınında. Şimdi bir de nasıl deneyelim? Biz buradan ne yaptık? Yükleme modu yayını kullanarak gönderdik. Kukla bölümüne geldiğimizde yeşil bayrakla değil, ne yapabiliriz? Yine yükleme modu yayını ile alabiliriz. Şöyle alıyorum. Burada yine pot mesajı geldiğinde diyorum. Şu an ne yapıyor zaten? Kod yüklü olduğu için arkadaşlar sürekli olarak bize pot mesajı geliyor. Burada sürekli yanıp sönmesi bunu gösteriyor. Pot mesajı olarak alıyoruz. Ne yapacağız? Pot mesajı sürekli geldiğinde benim değişken değerimi değiştirecek. Artık buraya sürekli tekrarla eklemek zorunda değilim. Zaten aygıtlar içerisinde mesajı sürekli gönderdiğim için kuklalar içerisinde sürekli almış oluyorum. Pot mesajımı ne yapacak? Benim değerim. Bir önce göndermiş olduğum değer neydi? Pot mesajı içindeki değerdi. Bunu alıyor. Hemen bakıyoruz. Direkt hemen çalışmaya başladı. Benim değerimi 0 ile 1023 arasında değiştiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem canlı modunda hem de yükle modunda iki şekilde değerimizi okuyabildik. Yükle modunda da ister yeşil bayraklı etkileşime girelim, istersek mesaj geldiğinde diyelim. Bu şekilde etkileşimleri yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Gelecek derslerde potansiyometre ile ilgili farklı uygulamalarımıza devam edeceğiz. Şimdilik iyi çalışmalar.